Peygamber Efendimiz buyuruyor ki La yu'minu hadukum Sizden biriniz Müslüman sayılmaz. Bu cümleyle başlayan birçok hadisi var Peygamberimizin. Tabi Müslüman sayılmaz derken yani bahsedilen husus her neyse dinden çıkar. Onu yapmadığı takdirde dinden çıkar. İşte küfre düşer. Anlamına mı geliyor? Hayır. Bu manaya gelmediğini bütün alimlerimiz söylüyorlar. Yani Hatta yuhibbelü ehihi ma yuhibbuli nefsihi kendisi için istediğini arzu ettiğini kardeşi için de istemeyen mümin sayılmaz buyuruyor peygamberimiz. Şimdi bir insan bir Müslüman kardeşi için istemediği takdirde küfre mi düşer? Hayır öyle değil diye yorumlanıyor ama Resulullah Efendimiz mümin sayılmaz, iman etmiş kabul edilmez demek suretiyle işin ehemmiyetini mübalağalı bir şekilde anlatıyor. Yani biz de günlük hayatımızda bunu çokça kullanıyoruz yanlış bir şey yaptığı zaman birisine yani işte hani ondan adam olmaz diyoruz mesela. Ondan işte hoca olmaz diyoruz ya ondan talebe olmaz diyoruz. ondan usta olmaz diyoruz mesela yanlış bir şey yapıyor ya böyle usta mı olur böyle usta olmaz diyoruz. Halbuki adam usta yani neticede o işi yanlış yapmış sadece. Biz de burada yahut bu tür hadislerde güzel bir mümin sayılmaz Müminin vasfını taşıması gerektiği niteliklere tam olarak vasıf sahip olmamış olur diyoruz. Yani kamil manada mümin olmaz demiş oluyoruz. Bu Arapça kitaplarımızda genellikle şerhlerde böyle ifade ediliyor. Gene mümindir, gene Müslümandır. Fakat bir Müslümana yakışmaz. Müslüman dediğin böyle olmaz anlamına geliyor. Nedir o? Kendi için istediğini kardeşi için de istemeyen kişi böyle güzel bir mümin sayılmaz. Müminde böyle bir vasıf olmaz diyoruz. Bir insanın, bir Müslümanın kendisi için istediğini kardeşi için de istemesi ne demektir? Aziz izleyicilerimiz, insanların birbirlerine karşı olan tutumlarında üç kavramdan bahsedebiliriz. Bunlardan birisi haset, ikincisi gıpta, üçüncüsü isar. Bu kavramlar tabi özel kavramlar üzerinde de çok detaylıca durmak lazım. Ama biz süremiz el verdiğince kısaca anlatmaya çalışayım. Haset ne demek? Kıskançlık. Yani bir Müslümandaki bir nimetin bir güzelliğin onda olmasını çekememek demektir. Bir Müslüman bir kardeşini haset eder mi? Etmez. Yani ederse zaten çok yanlış bir şey yapmış olur. Ve min şerri hasidin iza haset. Biz hasetçilerden Allah'a sığınıyoruz. Allah muhafaza buyursun hepimizi. Dolayısıyla Müslümanın Müslümana bakışında haset olmaz. Peki onun üstünde ne var? Gıpta var. Ne demek gıpta? Bir Müslümanda olan bir nimetin, bir güzelliğin, bir olumlu halin bende de kendimde de olmasını istemek demektir. İmrenmek, gıpta etmek. İşte bu hadis bize bunu söylüyor. Bende var, kardeşimde de olsun diyebilmeyi başarmamız lazım. Zira bunun altına düşersek hasede geçmiş oluruz. Bende var, onda olmasın bende var onda olmasın demek yanlış bir şeydir. Bu da haset söz konusudur. Ama bende var kardeşimde de olsun o da benim kardeşim bu güzellik bu nimet onun da olsun diyebiliyorsak asgari mümin olma vasfını taşımışız demektir. Gıptanın üstünde imrenmenin üstünde olan kavram ise ithar kavramıdır. Bu da Müslümanın kardeşini kendine tercih etmesi demektir. Neyse ki Peygamber Efendimiz bizden onu istememiş. Çünkü herkes onu başaramaz. Yani ne demek İsar? Ben de olmasa da olur. Yeter ki kardeşimin olsun diyebilmektir. Bunu herkes başaramaz. Fakat herkesin başarması istenen durum eşitlik. Ben de var onun da olsun. Ben bunu diyebilmeliyim. Aman onun olmasın. O bundan uzak dursun. Ona bende var ya o haberi olmasın, duymasın, etmesin. Bir Müslüman bunu söylüyorsa kardeşi için iyilik düşünmüyor demektir kardeşi için samimi değil demektir. Hani din samimiyetti ya, kardeşimiz için samimiyet neyi gerektirir? Aynı nimetten onun da faydalanmasını, onun da müstefit olmasını gerektirir. Ben kendi için istediğimi kardeşim için de isteyebilmeliyim. Asgari iman bunu gerektirir.